Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. 6. sözü konuşmaya devam ediyoruz. Bugün 5. günümüz 6. sözdeki. Derslerimiz ise 31. gününe girdi. 6. sözde Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe işterâ minel mü'minîne enfüsehüm ve envâlehüm bi'enne lehümül cenne ayetinin tefsirini görüyoruz. Bu ayetin kısa bir meali nasıldı? Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Tevbe suresinin 111. ayetiydi bu. Bir daha okuyayım mealini. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Tabi buradaki ticaret nasıl bir ticarettir? Cennet nasıl bir cennettir? Sahipliğimiz nasıl bir sahipliktir? Bunları konuştuk baştan itibaren. Gördük ki burada kavramların içini tekrar bir doldurmak gerekiyor. Zaten tefsir de bunu sağlıyor. Hatta buradaki kıssayla beraber düşündüğümüzde ne bizim sahipliğimizin asıl sahiplik olduğunu, ne satışın sandığımız gibi eşitlerin satışı olduğunu, ne de cennetin sandığımız gibi ahiretteki cennetten ibaret olduğunu gördük. Daha zengin manaların bu ayetin alt tabakalarında olduğunu Bediüzzaman Hazretleri bize tefsirinde gösterdi. Aslında şu an 4. kâra kadar gelmiş sayılırız. Ancak yine de baştan bir okuyalım hızlıca. Ondan sonra geldiğimiz yerde metni tefekkür etmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe işterâ minel mü'minîne enfüsehüm ve emvâlehüm bi'enne lehümül cenneh. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah raiyetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim destgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaatı size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte 5 mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek
hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymetli aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak, hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Bir daha okuyorum cümleyi. Hem de bana satmak ise, bana asker olup benim namımla tasarruf demektir. Bakın satmanın manası buymuş. Bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demek. Yoksa elimizden alınan bir şey yok. Adi bir esir ve başıbozuğa bedel, âli bir padişahın has, serbest bir yaveri askeri olursunuz. Yani buradaki satışımız aslında bir tür had bilmemiz, yerimizi bilmemiz, konumumuzu kabullenmemiz. Zaten mal sahibi biz değiliz. O hali kabullendiğimizde satmış oluyoruz. Cenab-ı Hak bunu bizden satış olarak kabul ediyor. Hani bu kadar cömert, bu kadar lütuf, bu kadar ihsan. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü buradan görelim. Ondaki rahmeti, keremi buradan görelim yani. Sadece konumumuzu kabullenmemiz oluyor satış. Bize cennetler ondan veriliyor yani. Zaten öyleyiz de bunu kabullenecek miyiz gönlümüzle? Mevzu. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal iftihar satarım. Yani övünerek, iftiharla satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur. Nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağlarından haberi yok. Dedi, yok yok, padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki, herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki, herkes ona acıyor, hem de müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves! Şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişah ise ezel ebed sultanı olan Rabbin Halık'ındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaveri ekrem ise Resulü Kerim'dir. Ve o fermanı ahkem ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi, yani büyük ticareti şu ayetle ilan ediyor. İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfüsehüm ve envâlehüm bi enne lehümül cenneh. Başta okuduğumuz ayet. Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın almıştır. Kısa bir mealde böyle. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip İbka etmek çaresi yok mu? Deyip düşünürken birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Der. Evet var. Hem 5 mertebe kârlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap. Emaneti sahibi hakikisine satmak. Emaneti sahibi hakikisine satmak. Yani bu biraz şey gibi. Zaten beceremiyorsun,
sahibine bırak bari gibi. Nasıl diyelim? İşte söz gelimi ehliyetiniz yok, şoförlüğünüz yok. Otobüs şoförünü koltuğundan kaldırıp oturmuşsunuz. Araba yalpalıyor, tehlikedesiniz. Kurtuluşunuz nedir? Sahibine devretmek koltuğu. Çünkü o biliyor. Oranın şoförü o. Yolu da biliyor, şoförlüğü de biliyor, aracı da tanıyor. Ona bıraktığınız zaman yani rahata erersiniz. İşte onun gibi yani. Koltuğu alma. Ne sen bedeninin sahibisin, ne içindeki ruhun, kalbin, vicdanın sahibisin, ne hayatın sahibisin, ne kainatın sahibisin. O koltuğu boş ver. O koltuktan in. O koltuk senin haddin değil zaten, taşıyamıyorsun. Orayı terk edersen, sahibi hakikisine bırakırsan, poz kesmezsen, artistlik yapmazsan, kendinde, kendiliğin hakkında yanılmazsan, aldanmazsan, gurur dedik ya, aldanmak demek, kendiliğin hakkında aldanmazsan, kibre kapılmazsan, zaten o araç gideceği yere gidecek. Ama işte sen arıza çıkarıyorsun. Emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta 5 derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar, munis birer manzara olurlar. Buraları konuşmuştuk, geçiyorum. İkinci kar, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar, her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki, bunların hepsi rahatsızlık ifadeleri. Yani meş'um, müz'iç, muacciz sana rahatsızlık veriyor yani, eziyet ediyor. Bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini, hazin elemlerini geçmiş zamanın ve gelecek zamanın ehvali muhavvifanesini, geleceğin korkulacak hallerini, senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için, galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle, şehvet ve hevesi nefsaniye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü, gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebiri kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisi, ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır-ı hakimine satmazsan, belki nefis hesabına mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sükût eder. Eğer rezzak-ı kerimet satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazır-ı mahiri ve kudret-i samedaniye matbahlarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. Buraya kadar konuştuk, tefekkür ettik. Yani 4 gün bunu da geçirdik. Şimdi konuşmadığımız kısımları okuyup konuşacağız.
Yalnız yukarıda hani şu mevzuyu konuşmuştuk. Buradaki satış hem izni dairesinde hem de neydi o ifade, onu bulalım oradan söyleyelim. Sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsa. Hesabına ve izni dairesinde satışın iki başlığa ayrıldığını görmüştük burada. Bunu da şöyle doldurmuştuk. Biri bunlardan niyeti karşılıyor, onun hesabına. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya, niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya veya başka başka işlerde. O niyet kısmı hesabına. Çünkü niyeti söylediğin an amelin şeyini değiştiriyorsun yani. Nasıl diyelim? Sahipliğini, aidiyetini, karşılık gelen dünyayı değiştiriyorsun o amele. Niyet o. Ama izni dairesinde de olmalı. Sadece hesabına değil. Onu da şöyle söylemiştik. Niyetimiz de Allah rızası olacak. Amelimiz de şeriatı dairesinde olacak. Biri birisiz olmaz bunların. Ya benim niyetim iyi ama içki içiyorum. Olmaz. İşte veya namaz kılıyorum ama niyetim başkalarının gözüne girmek. Bir makam mevki sahibi olmak, dindarlığımın üzerinden öyle gösterip kendimi. Yine olmadı. Hem amelin şeriat dairesinde olacak, yani meşru dairede olacak, Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği helaller içerisinde olacak, mübahlar içinde olacak. Veya niyetin de Cenab-ı Hakk'ın rızasını hedeflemek olacak. İkisi beraber olursa satış tam gerçekleşiyor. İkisi olmazsa, ikisinden birisinde arıza varsa satış gerçekleşmiyor. Bu noktaya dikkat çekmiştik. Tekrar bir vurgu yapalım. Şimdi konuşmadığımız kısmı konuşmaya başlayalım. Evet. İşte ey akıl, dikkat et. Meş'um bir alet nerede? Yani rahatsız edici bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Kütüphane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ey dil, iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassa-i rahmet nazırı nerede? İşte niyet ve meşru daire nasıl değiştiriyor latifelerimizi, yeteneklerimizi, istidatlarımızı hangi sahadan hangi sahaya da taşıyor? Varlıkla münasebetini nasıl değiştiriyor? Onu gösteren bir paragraf. O nerede, bu nerede? Şunun için çalıştırmak nerede? Bunun için istimal etmek nerede? Bir daha okuyayım. Ey akıl dikkat et. Meş'um bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Kütüphane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ey dil iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassa-i rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Bakınız, ayet-i kerimenin tefsiri ile meali arasındaki farka da buradan bir dikkat çekmek lazım. Yani mealde bir cümleyle özet, kısa bir mana verildi. O da mealcinin o ayetten anladığıdır yani. Ayetin kastettiği sadece o kadarcığı değildir. O kelimelerin siyak-sibak ilişkisinden, Kur'an'ın bütününe bakan taraflarından, hadislere bakan taraflarından, yani o ayetten nice nice manalar çıkarılabilir ki burada gördüğümüz dedi ki 6 sayfa da aslında onun izahlarının bir kısmı. Daha nicesi var, nice tefsirler yazılmış. Belki toplasak hepsini bu evin her tarafını doldurur yani. O kadar tefsir yazılmış ve bitirememişler. Hala üzerine yazılmaya devam ediliyor Kur'an'ın ayetlerinin izahı. O nerede? Kısacık meali nerede? Hatta bakınız üstad bir kapı açtı bu cümlede. Şimdi bu cümleye bu kapıdan girdiğiniz zaman Allah bu ayetin altını ömrü billah çalışsanız dolduramayacaksınız. Ne demek bak bir daha okuyayım.
ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Yani bu ayetteki satış gerçekleşse ne oluyor, gerçekleşmese ne oluyor diyor. Bunun altını doldurmak için tek tek diyor in, sadece insanı düşünme. Tek tek diyor latifelerine kadar in, istidatlarına, kabiliyetlerine, her birine in, tek tek karşılaştır. Göreceksin ki diyor kafir o satışı gerçekleştirmeyerek cehennemi alıyor. Mümin o satışı gerçekleştirerek cenneti alıyor. Her birisini de tek tek görürsün diyor. Şimdi psikologlarımızı toplasak, sosyologlarımızı toplasak, insanın hayatın içindeki yeriyle ilgilenen kim varsa, toplasak yani o alanların uzmanlarını, teker teker bunları çalışsalar, bunların hepsi Kur'an'ın tefsiri olur mu? Hepsi Kur'an'ın tefsiri olur. Çünkü o ayetten aldıkları bakışla bu analizi yapacaklar. Allah'a satılsa ne oluyor? Satılmazsa ne oluyor? Allah'a satmak, yani bir dinin içinde o latifeyi, o kabiliyeti kullanmak, o kabiliyeti nasıl bir hale getiriyor? Sahibin üzerindeki etkisi nasıl oluyor? Bunun içtimai hayattaki etkisi nasıl oluyor? Yani toplumsal hayattaki, ekonomideki etkisi nasıl oluyor? Bakın buralara da geçebiliriz. Atıyorum bilimdeki etkisi nasıl oluyor? Bilginin İslamileştirilmesi mesela bugün bir büyük tartışmadır. Bilgi nasıl İslamileştirilir? İnelim daha başka fizik, kimya, biyoloji. Yani bu alanlarda o bilgiye bakışınızı, ona bakan aklınızı, aklınızın ona bakan yanını, ondaki metodolojinizi Allah'a sattığınız zaman nasıl yaklaşımınız değişiyor? O bilimden elde ettiğiniz bilginin niteliği, niceliği nasıl değişiyor? Satmadığınız zaman ne oluyor? Bu da mesela bilim felsefesinin konusu. Yani görüyorsunuz ya, şimdi bu ayet-i kerimeyi bitirebildik mi biz? Mümkün değil. Sadece bir kapı açtık yani. Bundan sonra o alanda çalışan kim varsa, bu bakışla çalışan kim varsa bu tefsirin içini doldurmaya devam edecek. Bu açıdan işte Cenab-ı Hakk'ın sözleri yazmakla tükenmez. Ya hakikaten bir ayet, ama şimdi bu ayetin hakkını vermek için insanlığın başından sonuna kadar yolculuğu da yetmiyor. O işte Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri ilk gelen vahiy düşünün ona. Ondan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la hitam buluşunu düşünün. Yani son peygamber, son vahiy alışını düşünün. Ve onun üstüne insanlığın İşte 1400 yıldır, 1500 yıldır çalışmalarını düşünün. Yetmiyoruz. Bitiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor yani. Hala o altındaki manaları doldurmaya çalışıyoruz. E şimdi hal böyleyken, ayetler bu kadar derinken, bu kadar bilgi gerekirken, şimdi meali okuduk, anladık. Anlaşıldı mı? Sadece icmali, özetle şöyle böyle bir şey aldın sen. Yani o ayette özetle azıcık ne denmiş, azıcık haberdar oldun, şöyle bir etrafında dönmüş oldun yani. O ayet aslında ne söyledi? O çok büyük mesai isteyen bir iş. Haddimizi bilmek lazım. İshak Özgel Hoca'nın bir lafı var. Meal okurken haddini bilmek diye. Doğru yani, meal okurken haddini bilmek lazım. Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık, kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Yapısı yakışır yani oralara. Çünkü zaten ona talip olmuştur. Nasıl ki işte gözü dünyanın fani zevklerine sarf ettiğin zaman, Allah rızası haricinde kullandığın zaman o göz varlıktan ne alıyor? Güzele bakmak sevaptır diyor, adam harama bakıyor. Peki o baktığın haramlardan sana ne kaldı? Hasretten başka, hırstan, hasetten başka, yoksunluktan başka ne kalıyor? Onlar eline geçiyor mu yani baktıkların? Geçmiyor. Ne kadar güzele bakarsan bak, eline geçmiyor. Eline geçmedikten sonra her bakışın senin için bir yara demek yani. Sen her baktığında bir yoksunluk daha öğreniyorsun. O da benim olmadı diyorsun aslında.
şu da benim olmayacak, bu da benim olmadı, bu da benim olmadı. Bazen de görüyoruz işte ana haber bültenlerinde, medyada, sosyal medyada bunlar dolu. Adam o şeyden, yoksunluk bir yerden sonra dayanılmaz geliyor yani. Kendi nefsini manipüle ediyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Nefis manipüle edilebilir bir varlıktır. Tıpkı şey gibidir yani, köpeği nasıl kızdırırsın. Normalde sakin bir köpek bile sürekli böyle sopayla mopayla dürtersem köpek artık elini hareket ettireni atlayacak hale gelir yani. Hırslandırırlar köpeği. Bazen şey yapıyorlar böyle, acılı yediriyorlar köpeği ki yani böyle şey olsun. Zalimlik o da aslında ama hani böyle gelene gidene karşı saldırgan olsun, psikolojisi bozulsun. Hani hayvanın psikolojisini bozuyorlar aslında. Gibi gibi nefsin de şeyi bozulur. Doğal süreci bozulur. Dışarıdan müdahalelerle, telkinlerle. Şimdi sen harama nazar ettin. Harama nazar ettiğin zaman kendi nefsinin kıvamını bozuyorsun. Tahrik ediyorsun, manipüle ediyorsun. Şimdi onu gördü, tamam günaha girmedi. Bunu gördü, tamam günaha girmedi. 3, 4, 5, 6. da ne biliyorsun belki de şey yapacak artık yani, o günaha dayanamayacak hale gelecek. Çünkü sürekli vuruyorsun sen ona. O zırhında bir dayanma şeyi var. İradenin gücünü elinden almış oluyorsun. Nefse karşı iradenin bir gücü var ama sen suistimal ettikçe zayıflatıyorsun iradenin elini. Diyorlar yani işte iki tane kurtmuş, karamsar kurt, iyimser kurt. İkisi boğuşsa hangisi kazanır? Hangisini beslersen. Bir filmde geçiyordu bu George Clooney'nin. Ama sanıyorum Mesnevi'den veya bir İslami kaynakta da bunun şeyi varmış. Herhalde onlar da ondan almışlar. Tam bilmiyorum. Sanki bir yerde daha duydum bu şeyi. İşte iyimser, karamsarlık. Dövüşse hangisi kazanır? Hangisini besliyorsan o kazanır. Eğer iyimserliği besliyorsan iyimserlik kazanır. İyi bakıyorsan, iyi görüyorsan, iyi niyetli düşünüyorsan o kazanır. Kötümser davranıyorsan o kazanır yani. Senin temayülünle o biraz belli olur. Gibi gibi. İnsan da işte haramı tatmak, haramı görmek. Cenab-ı Hak boşuna yasaklamamış onları. Hani sana olacağı bildiği için yasaklamış. Bizimkiler sekülerler, dünyeviler her şeye kuduruyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar hemen. Sanki Cenab-ı Hak onlara kötülük ediyor. Mesela işte bir ara Nurettin Yıldız Hoca şey olmuştu. Linç yemişti sosyal medyada. Mevzu şey, hani bir kadınla erkeğin yalnız kalması, namahrem yani aralarında nikah yok. Nikah olabilir. Yani kardeş falan değiller, aileden değil. Kalmaması lazım. Onu söylemiş diye vay sen bunu nasıl söyledin? İşte bu böyle şey olur mu bu çağda bilmem ne. Yani tevafuk aynı dönemde şey patladı. Hollywood'da bu taciz skandalları falan, taciz tecavüz skandalları patladı. Bakınız mevzu hep şey. Mesela o işte bir yapımcıydı galiba o suçlanan kişi. Sonra başkaları da oldu da o ilk mevzu herhalde o yapımcıyla başlamıştı. Şimdi yapımcıyla baş başa kalana kadar yapımcı kimseye bir şey yapmamış. Ama baş başa kalınca adam işte şey yapmış yani, ırzlarına tasallut etmiş oradaki insanların, oradaki ünlülerin. Yabancı ünlüler yani bunlar. Şimdi yani Cenab-ı Hak sana bunu yasakladı kötülüğüne mi? Yok işte bak bunlar yaşanmaması için işte. Çünkü insan böyle bir canlı. Ha her insan bunu yapar mı? Yapmayabilir ama yapma potansiyeli var. Yasaklar genelin üzerinden konulur. Öyle adam vardır ki içki içer, hiçbir şey olmaz, arabayı sürer, kaza yapmaz. Ama öyle bir adam var diye alkollü araba kullanmayı serbest bırakırsan her gün ceset toplarsın E5'ten, yollardan. Yani yasak genele göre korulur. İnsanlığın geneli de nefis itibariyle manipülasyona açıktır, harama temayüllüdür yani bu. Hepimizin içinde var, şimdi kendimizi melek görmeyelim. Öyle olduğu için Cenab-ı Hak yapma diyor ya. Sana lütfediyor yani. Yapma bak diyor, yanlış yapıyorsun. Buna girersen o işi toparlayamayacaksın. İşte buradaki şeyler de o. Akıl, göz, dil. Alıştırma bunları harama. Bir yerden sonra çekemezsin bunları. Zaten harama giren de hasrete alışır yani. İşte gözle örneğini verdik. Ulaşamayacağı şeylere baka baka en nihayet isyankar bir hal alır.
Artık onunla ne yapar kim bilir o isyanıyla. Cinayet mi işler, hırsızlık mı yapar? Allah bilir. Evet, kendimizi manipüle etmeyelim. Hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Onu alıyordu zaten. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mümin imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Bakınız yine o ikili geldi. Onun namına ve izni dairesinde. Nasıl tak 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 yerine böyle oturtmalı yani, hiç boşluk yok. Mümin imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Demek iman bu ikisini de kapsıyor. Bunu da düşünelim. Yani iman sadece nasıl diyelim, kalbin içindeki bir olay, bu laikler bunu çok sever böyle. Din Allah'la kul arasındadır, karışılmaz falan. Ya Allah'la kul arasında bir kısmı var, evet doğru, yani o ihlas dediğimiz kısım orada ancak yeşeriyor yani. Lillah için yapıyor musun, içinde ne hissediyorsun, o mühim, tamam da sahada var. Sahadaki sonuçları zaten biraz da o imanın ihlaslı olup olmadığını ortaya koyuyor. Onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Benim kalbim temiz, hırsızlık yapıyorum. Olur mu? Olmaz. Neresi kalbin temiz? Kalbinin temizliği amelinin temizliğinden anlaşılır. Öyle kalbin temiz demekle kalp temiz olmaz. Amelin temizse kalbin temiz olur. Amelin temizliği de elbette onun izni dairesinde ve namına olmasıyla mümkündür. Mümin imanıyla Halık'ının emanetini, yani yaratıcısının, halk edeninin emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Yani kafir hıyanet ediyor. Kafirler neden cehenneme giriyor? İslam niye bu kadar zalim? İhanet ediyor, hıyanet ediyor. O mu yarattı yani elindekileri? Bununla yüzleşelim ya, bu ne derler buna? Ontolojik yeni tabirlerle işte varlıksal bir mesele bu. Bununla yüzleşelim, mahiyetimize dair bir iş. Elimizde bizim var etmediğimiz bir şeyler var ve biz bunları kafamıza göre kullanıyoruz. Buna hakkımız var mı? Bununla yüzleşelim önce. Beden, hayat, ruh, kalp, akıl, göz, kulak, dil, ten. Şimdi bunların hiçbirisini biz yaratmadık. Biz hazır bulduk. Uyandık, hepsi var. Bunlardaki halimiz sahiplik işine benzemiyor. Üstelik hani idaresini de konuşmuştuk. Şimdi tırnağımdaki hücreden saç telime kadar bir sürü iş dönüyor benim vücudumda. Her an binlerce, yüz binlerce karar veriliyor, işler dönüyor. O giriyor, bu çıkıyor hücrelere. O içeride bilmem ne RNA'lar, DNA'lar, o alışverişler falan filan. Akıl sır ermiyor yani o işlere. Ben hiçbirine dahil değilim. Hiçbirisini idare etmiyorum. Kafa yormuyorum. Benden hariç bunlar mükemmel dönüyor. Ama diyorum ki benim bedenim, benim kararım. Ne hakla? Yahu ne hakla? Bunu kendimize sormamız lazım. Ya böyle adaletle, varsa adalet düşüncemiz, oturup ya ne hakla diye sormamız lazım kendimize. Ben bunların hepsini hazır buldum. Ne hakla böyle kafama göre kullanabileceğimi düşünüyorum. Bütün kararları benim verebileceğimi düşünüyorum. Ne hakla? Üstad da onu sorduruyor. Kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği şeylere ihanet ediyor kafir. Emanet verilmiş, kendi malı gibi kullanıyor. Çöküyor yani tabiri caizse. Mala çöküyor. Hainlik ediyor. Nefsi emmare, yani nefsin mertebeleri var. 7 mertebesi. Galiba Kadirilerde miydi o şeyi var? Nakşibendilerde latifeleri açmak var. 13 latife miydi, 12 latife miydi? Tam bilmiyorum. Külliyatta vardı da şimdi hatırıma gelmedi. Kadirilerde de Tariki Cehri, onlarda da 7 nefis mertebesi var. Onları aşarak terakki ediyorlar. Nefsin en aşağı mertebesi
nefsi emmare. Ondan sonra nefsi levvame falan devam ediyor mertebeler. Nefsi emmare ne demek? Emmar. Yani emir, emretmek aynı kökten geliyor. Emmar yani öyle şiddetli emrediyor ki karşı koyamıyorsun. Patron o. Ne derse o oluyor. Nefsi emmare o demek. Patron nefis. Şımarık nefis, yaramaz nefis. Çocuğun şımarığı yani onu düşünün böyle. Dediğini yaptırıyor, ağlıyor, yaptırıyor. İşte kız bağırıyor, çağırıyor, yaptırıyor. Yerlere yatıyor bir şekilde annesini babasını bıktırıyor, yaptırıyor falan. Öyle bir nefis, nefsi emmare. Bu nefis kendini kınamaya başlarsa ya ben yanlış yoldayım, böyle olmamak lazım falan. Bunu söylemeyi öğrenirse o zaman nefsi levvameye yükseliyor. Yani terakki etmeye başlıyor. İşte raziye, marziye falan daha çok mertebeleri var. Hepsi aklımda yok. Bulunabilir yani mutasavvıf eserlerinde nefsin mertebeleri diye bakılabilir. Hepsinin de Kur'an'da kaynağı var. Ayet-i kerimelerden mülhem. Orada geçen ifadelerden alınarak bu mertebeler inşa edilmiş. Onun da altını çizelim. Şimdi bu tasavvufu tabirler Risale-i Nur'da da çok geçer. Ya şey hani tasavvuf Kur'an'da sünnette yok falan. Özü var. Yani nasıl fıkıh İslam'ın ilk asırlarında yok ama Kur'an'dan sünnetten alınarak sistemleştirilmiş fıkıh olmuş. Nasıl işte itikat Kur'an'dan sünnetten yani var zaten de sistemleştirilmiş işte Eş'ari, Maturidi, Ehl-i Sünnet ana orgu omurgası oluşmuş. Gene ondan alınmış, sistemleştirilmiş. Uzmanlaştırılmış bir nevi yani uzmanlık alanı olmuş. Aynı bunun gibi de fıkh-ı batın yine Kur'an'dan, sünnetten kelimelerle, ifadelerle alınmış, sistemleştirilmiş, tasavvuf olmuş. Kur'an'da, sünnette yok diye bir şey yok yani. Bu kelimelerin hepsinin arkasına gittiğinizde Kur'an'da, sünnette delillerini buluyorsunuz. İzahlarını buluyorsunuz. Zaten mutasavvuf ulema da bunları uzun uzun eserlerinde izah etmişler. Birazcık baktığınızda bunları görmek mümkün yani. Şimdi o selefilerin şeyi, biraz hem modernistlerin hem selefilerin bu damarı var. Bunları gördüler mi böyle tüyleri diken diken oluyor. İşte tasavvufi tabirler falan filan diye. Tasavvufi tabirler yine Kur'an'ın sünnetin tabirleri, şüpheye düşmeyelim. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Yani o emredici nefsin kölesi olmuş. Dördüncü kâr. İnsan zayıftır. İnsan zayıftır. Belaları çok. Fakirdir. İhtiyacı pek ziyade. Acizdir. Hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar, ya sarhoş ya canavar eder. Bakınız ahir zamanın dalaletinin, sapkınlığının, gururunun, aldanmasının psikolojik bir yanı var. Yani ahir zaman insanın içindeki ayarları bozulmuş. En çok dalaleti bundan çıkıyor. Neden bozulmuş? Ona da gelelim. Biraz teknolojiden, biraz bolluktan, biraz işte güçten, yapabildiklerinden, edebildiklerinden, başarabildiklerinden kafayısı bulanmış iyice. Dalaleti de en çok bundan çıkıyor. İslam içinde bile, Müslümanlar içinde bile görüyorsunuz içinizde böyle arızalar var, bozulmalar var. Adam öyle bir konuşuyor ki sanki Cenab-ı Hakk'a iş öğretiyor tövbe haşa. İşte modernistlerin, Mustafa Öztürk mesela en son örneğiydi. Ya Kur'an'ı okumuş, ya diyor Allah diyor nasıl böyle konuşur diyor. Ya Allah, yani Allah'a tövbe haşa, Allah'lık öğretir gibi böyle kelamına şey çiziyor. Nasıl böyle konuşur? Allah böyle konuşur mu? Sana mı soracak yani Allah nasıl konuşacağını? Bu şeyi haber veriyor. Önce o içeride bir bozulma olmuş. Allah nerede, ben neredeyim? O noktada bir yanılma var. Onu tam koysa zaten taşlar oturacak. Onu tam koyamadığı için böyle oradan oraya hesap soruyor. Ya mesela ya diyor Allah diyor nasıl diyor insanları cehenneme atıyor.
Allah'sa atar, sana sormaz yani. Sen Allah'san sen söyle nasıl yapılacağını. Tövbe haşa. Yani onun, o da onun yani söylemek lazım bunu açıkça. Onu demeye getiriyorlar yani. Onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. E kardeşim sen desene ben yeni peygamber oldum. Yeni bir din getirdim. Hani bunu söyle bari. Açıkça söyle, kendinle yüzleş. Eğer Allah oysa sen kulsan, onu anlamaya çalışacaksın. Hikmetini çözemediğin yerde tevakkuf edeceksin, tevekkül edeceksin. E o yok, bu yok. Onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. E, kardeşim açıkla bari peygamberliğini, biz de bilelim. Bu kadar lafı gezdirmeye gerek yok yani. Hadis söylüyorsun, hadis beğenmiyor. Hüküm söylüyorsun, hüküm beğenmiyor. Kusura bakma yani, İslam'da sana kendini beğendirmek için nazil olmadı. Beğendirse Ebu Cehil'e beğendirmeye çalışırdı kendini. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Ebu Talib'in vefat hengamında müşriklere? Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz dönmem diyor yani. Şimdi o öyle yapsanız dönmem demiş. Biz dönecek miyiz? Biz de dönmeyeceğiz. Evet, yani o an içteki bozulmadan bahsediyorduk. O bozulma da aslında işte şu idrakın bozulmasından. Ben Bediüzzaman Hazretleri'nin hani aşk yerine acz mesleğine yönelmesini biraz bu ahir zamanın sapkınlık profiliyle ilgili görüyorum. Ahir zaman insanı aşkla yola gelecek bir durumda değil. Aczle yola gelecek bir durumda. Çünkü oradaki şeyin de arızası var. Öyle şeylere muktedir oldu ki kendince, o biraz onun ayarlarını bozdu. Ben diyor şu an diyor eski insanlar diyor mesela, işte 5 ayda gidiyorlardı bilmem nereye, ben diyor 1 saat uçakla gidiyorum. Ben diyor onlar gibi miyim? Veya işte atıyorum eski insanlar diyor işte şuradan şuraya ticaret için bilmem şu kadar zamanda gidiyorlardı. Ben onlar gibi miyim? Veya ben işte internetten bir yazıyorum, Çin'den bana şey geliyor, mal geliyor. Telefonla konuşuyorum, onlarda yoktu. Şunu yapıyorum, bunlarda yoktu. Şunu biliyorum, onlar bilmiyordu. Şimdi benim uçaklarım şeye çıkıyor diyor, işte Ay'a gidiyor, Mars'a araç gönderiyorum diyor. Ben onlarla bir miyim? O ben onlarla bir miyim? Ben onlarla bir miyim? İşte en sonunda ya Allah da tövbe haşa beni onlar gibi düşünmesin yani. Benim durumum biraz değişik. Bana başka bir din gelmesi lazım gibi böyle bir kafa bozukluğu. Bir aciz fakir idrakında yoksunluk. Yoksunluk bu. Çünkü aciz olduğunu düşünmüyor artık eskisi kadar. Halbuki ne değişti? Ölümü mü kaldırdın? Şimdi hani onlar ne atıyorum 30 yaşında ölüyorlardı. Sen 60 yaşında mı ölüyorsun? Yok. E bakıyoruz. Eskiden de ölünüyormuş 100 yaşında. Hatta eski insanların bazılarının ömrü bizimkilerden çok uzunmuş. Geçmiş ümmetlerden mesela çok uzun ömürlüler var. Nuh Aleyhisselam 950 yıl galiba. Yani düşünün öyle uzun ömürler varmış o zamanlar ki yine o beslenmeye göre sağlıklı şeyler tüketenlerin ömrü biraz daha uzun oluyor. Geçmişte daha böyle yüzün üstüne çıkan insan çoktu. E şimdi onda bir kar yok. E gittin geldin ama eline ne geçti? Şimdi hastalık da çabuk geliyor mesela. Eskiden böyle bir şey olmazdı. Şimdi ulaşım imkanları iyice gelişti. Çin'den bütün dünyaya uçak gidiyor sürekli. E bir hastalık çıktı, bütün dünyaya bir anda yayıldı. Şimdi iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bir açıdan bakarsan kötü oldu. Etkileşimin arttı, bulaşıcılık da arttı. Gibi gibi. Sürekli kendimize şey biçmeden, biz başardık, biz ettik, bizim gücümüz var, biz şöyleyiz, biz böyleyiz, biz ilaç yapıyoruz, biz uçak yapıyoruz, biz tank yapıyoruz, biz denizaltı yapıyoruz. Oradan bozulan bir idrak var. Bediüzzaman Hazretleri o yüzden aciz mesleğini ahir zamanda çok vurguluyor. Ona dönmeliyiz. Aczini idrak etmeyen her yerde şaşırır. Burada da oraya gene bir dönüş var. İnsan zayıftır, belaları çok. Değişti mi? Asla. İlk insandan, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bu bizde kalacak. Adı değişecek belanın. Atıyorum, kızamağa aşı buldun. Başka bir hastalık çıkıyor. Ona aşı buluyorsun, başka hastalık çıkıyor. Atıyorum işte geçmişte kanser bu kadar yoktu ya da biz bilmiyorduk.
Ama şimdi kanser vakaları o kadar çoğaldı ki neden? İşte çok fazla bozduk doğanın düzenini. Radyoaktif madde çok var etrafımızda. Öyle yani dalgalar üreten teknoloji çok fazla etrafımızda. Baz istasyonları şudur budur. Bak onunla ecel yolunu buluyor. Sen sadece ecelin bahanesiyle oynuyorsun. Onu alıyor Cenab-ı Hak, başka bir tane koyuyor. İnsan zayıftır, belaları çok. Fakirdir, yani ihtiyacı çoktur, ihtiyacı pek ziyade. İzahı oldu, evet. Acizdir, hayat yükü pek ağır. Yani güç yetiremiyor, hayat yükü ise pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e, her şeye gücü yeten Celal sahibine dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Böyle bir insan idraki içinde olursak bize ne lazım? Bize kendimiz için yaparken heba olan amellerimizi, zamanımızı, hayatımızı telafi edecek biri için çalışmak lazım. O da Kadir-i Zülcelal. Onun dairesine girdiğimiz zaman o ademler vücuda dönüyor. Biliyoruz ki o var edebilir. Biliyoruz ki o tekrar geri verebilir. Biliyoruz ki onun iliminde olan yok olmaz, unutulmaz, mahvolmaz. Böyle bildiğimiz zaman vicdanımız azaptan kurtuluyor. Neden vicdan buradan aldı? Hani daha önce söylemiştik, vicdan uzun vadeli lezzetleri tanıyor. Nefis kısa vadeli lezzetleri tanıyor. Vicdan uzun vadeli lezzetleri tanıyor. Mesela işte birisine yanlış bir şey yaptığın zaman vicdan sana diyor ki ya bunu iyi yapmadın, bu yanlış oldu. Veya işte bir cüzdan gördün, cüzdanı o bak içinde şişkin böyle dolu, şöyle bir alayım ben bunu dedin, gittin aldın. Şimdi nefis diyor ki lan iyi ki aldın, helal olsun, bak bundan ne kebap yeriz, bilmem ne yaparız, eğleniriz, şöyle böyle haybeden para geldi bize falan diye. Ama vicdan diyor ki bu iyi olmadı, bunu yapmak doğru olmadı. Vicdan şeyi seziyor çünkü. Uzun vadede bunun insaniyetimize layık olmadığını, bize ahirette iyi sonuçlar getirmeyeceğini, bir şekilde Cenab-ı Hak onu öyle yaratmış, pusula gibi yaratmış yani. Seziyor ve sızlıyor. Niye sızlıyor? İnsan sırf bedenden ibaret olsa vicdanın sızlaması çok mantıksız olurdu. Bakınız, önemli bir nokta. Yani insan sırf bu dünyadaki varlıktan ibaret olsa, o işte seküler bilim adamlarının dediği gibi bu süreç evrimle tamamlanmış olsa, tamamen maddiyattan ibaret olsa, ruh dediğimiz şey de işte kafamızdaki elektromanyetik dalgalardan falan filan ibaret olsa, bizim bu dünyadan başka bir varlık tanımadığımız için, bilmediğimiz için vicdan sızısı diye bir şey çekmememiz lazım. Niye çekiyoruz ki? O cüzdanı aşırmak bizim menfaatimize ise tamam, menfaatimize yani, ikinci bir varlık algımız yok ki. Ama sızlıyor bir yer. Sorguluyor bir yer. Niye? Demek ki sadece bu dünyadan ibaret değiliz. Varlık algımız da bu dünyadan ibaret değil. O genişi dünyayı telakki edebildiği için, vicdan gayba dair bir bilişe sahip olduğu için bunu yapmakla iyi etmedin diyor sana. Bu diyor yanlış bir şey oldu. Sızlıyor. Bu insaniyetine yakışmadı. Hatta şöyle diyelim, bu senin yaratılış hikmetine yakışmadı diyor vicdan. Vicdanın sızlamasında böyle bir mantık var. Burada da onu söyledi. Hani tevekkül etmezse, itimat edip teslim olmazsa her şeyi bilene, her şeyi yaratana, her şeye gücü yetene, o zaman vicdan azap içinde kalır. Çünkü seçimlerin uzun vadede şeyi kalmaz, güvenilirliği. Bunu yapıyorum ama ileride ne sonuç getirecek? Allah'a inanmadıktan sonra benim için gelecek tahminleri aklımın görebildiğinden ibaret. Nefsimin menfaat algısından ibaret. O vicdanı tatmin eder mi? Etmiyor. Vicdanın şeyi daha uzun. Bakışı daha ileri. Semeresiz meşakkatler, işte meyvesiz çalışmalar, elemler, teessüfler onu boğar, ya sarhoş ya canavar eder. Yani vicdan bu duruma dayanamaz diyor uzun süre. Böyle yaşamaya, uzun vadeli planların yokluğuna, uzun vadeli
gaybı bilen amellerin, sezişlerin yokluğuna dayanamaz diyor vicdan. Bir şeyden sonra boğulur, ya sarhoşluğa kaçar ya da canavar olur. Ama sattığın zaman Cenab-ı Hakk'a o haletlerden inşallah kurtulur. Cenab-ı Hak bize de satmayı nasip eylesin. Evet, beşinci kârı da okuyalım. Beşinci kâr, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri. En muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine, ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Bunu Allah-u Alem, bu bahsi şöyle anlamak lazım. Bir daha okuyayım. Beşinci kar, dördüncü kar vicdanın karıydı. Beşinci kar, bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine, ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. Burada hani berzah şeyi de geçmişti bahsi. Tam neredeydi? Alemi berzahta ziyader, munis birer manzara olurlar. Ben onunla biraz irtibatlandırıyorum bunu. Yani bizim tamam ahirette inşallah eğer ihlas ile rıza ilahi dairesinde çalışırsak kazanacağımız Müslümanların cenneti var. Ama süreç devam ediyor, cennetin kapısından girene kadar bu dünyada yaşamamız ve ölümümüz. Ölümden sonra da alemi berzahta o sürecin gelmesini beklememiz, kıyametten sonra tekrar diriliş olduğunda o mizan, tartı, o yolculuk, sırattan geçiş falan, hani o süreç devam ediyor. Orada da diyor Üstad Hazretleri, herhalde bu ona işaret, o cennetin yemişleri gibi, yani oradan böyle ufak ufak sızmalar, bağışlar, ufak ufak oradan meyve almalar gibi, ödünç almalar gibi, o süreçte onları da göreceksin. Görmüyor muyuz? Vallahi görüyoruz yani şu dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın çok ikramını, çok kolaylığını, yani yaşayan bilir, çok hayatımız içindeki olaylarda görüyoruz. Bunun dışında alemi berzahta, kabir aleminde hasenatla oraya gidenin, Cenab-ı Hakk'ın rızasını oraya kazanarak gidenin, ona göre mükafat gördüğünü ehli zevk, ehli keşif, keşfel kubur veliler bize haber veriyorlar. Bazen rüyamızla biz de bundan haberdar oluyoruz. Mizandan sonra işte o yolculuk sırasında, o kıyamet engamındaki Cenab-ı Hak orada bize rahmetiyle muamele etsin, orada bizi telaşa düşürmesin. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin sancağı altında toplanmayı aleyhissalatü vesselam hepimize nasip eylesin. Yani o süreçte de bu satışın mükafatını göreceğiz. Cenab-ı Hak kendisini satanları satmayanlardan ayıracak. Bunu bize velilerimiz, Allah dostları haber vermişler. Tabi peygamberler başta haber vermişler. Ondan sonra da veliler haber vermişler. Ki mesela bence keramet de cennetten bir şeydir, numunedir yani. Mesela cennette biz biliyoruz ki buradaki fizikle açıklanmayan işler olacak. Meyveyi koparacaksın, hemen tut, yenisi gelecek mesela bir ağaçtan meyve kopardığında. Veya işte insanın şu anki bedeniyle yapamayacağı işleri orada o bedenle yapacak, oradaki bedeniyle gibi. Biz bakıyoruz evliyanın kerameti de biraz sıra dışı şeyler barındırıyor. Peygamberlerin mucizeleri zaten ayrı, onlar nübüvvetin delilleri. Ama evliyanın kerametinde de bir cennetten sızma şeyi var sanki. Tabiri caizse... Yani bunu da yine Allahu Alem kaydıyla alın yani. Oradaki fizik bu dünyaya evliyanın kerametiyle sızıyor sanki. Çok şeyler işitmişsinizdir menkıbelerde vesaire. Yani onları duyduğunuz zaman o fiziğin bu fizikle ilgili olmadığını seziyorsunuz. Nasıl olmuşsa, nasıl oluyorsa onlar bu alemde daha başka bir fiziğin içine girip çıkıyorlar gibi. Koşullar, şartlar onlar için değişiyormuş gibi yani. Böyle bir şey seziliyor. Evet, demek ki ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler böyle olduğuna dair. Biz de el hak doğrudur diyoruz kendi çapımızda.
İşte bu 5 mertebe karlı ticareti yapmazsan, şu karlardan mahrumiyetten başka 5 derece hasaret içinde hasarete düşeceksin diyor ve hasaretlere geçiyor. Ama bizim vaktimiz kalmadığı için, yani neredeyse bir saat oldu yine, bu hasaret mevzusuna girersek, ama şöyle okuyayım, tefekkür yerine kalsın, o zaman öyle yapalım. Birinci hasaret, o kadar sevdiğin mal ve evlat ve prestij ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. 1. İkinci hasaret. Hüsrana uğrama yani. Emanete hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Efendim ister istemez Sivas şivesi böyle çekiyor yani telaffuzlarda. Her ne kadar 20 yıldır İstanbul'da yaşasak da insan aslını unutmuyor. Bazı kelimelerde hemen oraya doğru çekiyor. Özellikle böyle kızdığım zaman falan dikkatinizi çekmiştir. Hemen şiveye dönüyoruz. Ses tonu kabalaşıyor. Ha'lar falan çıkmaya başlıyor. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetli cihazat-ı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, acz ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Beşinci hasaret, hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok, kat'a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabına vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı, kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl, amin demeli ve ona yalvarmalı. Yarın inşallah burada tefekkür edemediğimiz hasaret kısmında tefekkür edip 6. sözü bitirmiş olacağız. Yarın görüşmek üzere efendim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.